Özel çocuklar bahar şenliğinde doyasıya eğlendiler. Ortaya bu güzel görüntüler çıktı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından bu sene özel çocuklar bahar şenliğine 250'ye aşkın çocuk katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte öğrenciler kendileri için hazırlanan alanlarda oyunlar oynadı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikler Kütahya Valiliği himayesinde gerçekleştiriliyor ve Engelsiz Hayat Topluluğu'nun yanı sıra yeni üniversite topluluğu da destek veriyor. Bu şenlik yine dördüncüsü oldu. 4 yıl önce başladığımız bir şenlikti bu. Bu yıl valiliğin himayeleri altında gerçekleştiriyoruz bu şenliği. Üniversitemizden Engelsiz Hayat Topluluğu ile beraber 7 topluluk bu organizasyonun içerisinde yer alıyor. Şenlikte engelli öğrenciler için mental becerilerini geliştirebilecekleri oyunların hazırlandığını söyleyen Rektör Remzi Gören, şenliğin ulusal çapta yapılabilecek bir etkinlik haline geldiğini belirtti. Engelli öğrencilerin, biz dezavantajlı öğrencilerin el becerileri, kas becerilerini, yani mental becerilerini geliştirebilecekleri oyunlar var. Onları eğlendirmeye çalışacağız şenlik boyunca. Ve güzel bir yani ülke genelinde yayılacak bir proje haline geldi. Engelsiz Hayat Topluluğu zaten bu işi profesyonelce yıllardır yapıyor. Ve bir üst çatı olarak da belki dernekleşme olarak da bu topluluk yürümeye devam ediyor, büyümeye devam ediyor. Etkinliklere yaklaşık 250 öğrencinin katıldığından bahseden Engelsiz Hayat Topluluğu Şenlik Koordinatörü Süleyman İleri, amaçlarının engelli ve engelli olmayan bireylerin birlikte vakit geçirebilmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Burada bugün şenlik yapıyoruz. Burada 10 farklı kurumdan öğrencilerimiz var. Yaklaşık 170 ila 250 arasında öğrenciler mevcut. 30 tane oyun masamız var. Tabii bu oyunlar sadece eğlence oyunları değil. Eğitsel oyunlarımız var, beceri oyunlarımız var, ince motor oyunlarımız var. Burada amacımız engelli ve engelli olmayan bireylerin bir arada kaynaşmaları ve onların da her şeyi birlikte yapabildiklerini göstermektir. Şenlikte çocuklar için çok sayıda etkinlik bulunuyor. 30 tane farklı masamız var. Çeşitli oyunlarımız var, dans gösterilerimiz, müzikal olacak, orkestra grubumuz olacak. Böyle burada aslında amacımız az önce söylediğim gibi çocukları kaynaştırmak, çocukların engelli çocukların da engelli olmayan çocuklar gibi her şeyi yapabildiğini göstermektir amacımız.